Girizgah, Yeni Akit'teki köşemde ve canlı yayınlarımda yaşadığımız hayatın gerçeği ve tecrübelerimizle bu sütunlarda tekrar, tekrar ve tekraren. Aman, su uyur, düşman uyumaz. İçimizde mevki, makam ve ünvan vererek beslediğimiz şeytan aklının elinde bazen iş adamı, sanatçı, sporcu, bilim adamı, siyasetçi ve gazeteci rollerinde sinsi sinsi köşelerinden gelecek işareti bekliyorlar. Hiçbir fikri olmayan, her dönemin insanı ve aidiyeti de Türk ve İslam olmayan veya efendilerine kölelik yapan hainler fırsat kolluyor. Dikkat, dikkat, dikkat diyerek bir kere daha bilerek yazıyorum. Türkiye'de muhtıra ve darbeler dönemi kesinlikle kapanmıştır. Askeri vesayet denen şeye en önce ordumuz karşı çıkar. Türü temennileri bir nakarat gibi usanmadan tekrarlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlarımıza bu yaptığı açıklamaların sonucunda körler ve sağırlar yine birbirini ağırladı ve yine kandırıldık, aldandık, aldatıldık mı? Tekrar tekrar hatırlattım. Ama Sayın Cumhurbaşkanının etrafındaki sözde konunun uzmanları, danışmanlarını aşamadık demek ki. 18 Temmuz 2015'te ordudan ihraç edilen 103 amiralin 15 Temmuz'a 103 gün kala karşımıza konması subliminal gizli telkinle bize bir mesaj vererek hala buradayız demeleriyle herkesi bir kere daha yanıltmış, aldatmış, hata yaptırmışlardır. Montrö Antlaşması'nı bahane ederek yapılan bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değildir. Aba altından sopa gösterip makalemizde yazdığımız sözleri de doğrulamaktadır. Tabii ki pek çok başta muhalefet partileri ve Saadet Partisi gibi Millet İttifakı'nın desteklediği, gündeme getirdiği konular da Cumhur İttifakı eleştirileri çok iyi değerlendirilmelidir. Kanal İstanbul bahane edilerek önceden de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve yine kendini aydın sanan ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından makam mevki verilip devlet nişanıyla ödüllendiren bilim adamı ve gazeteciler topluluğunun da demeçlerini iyi okumak gerek. Bugün 103 amiralin açıklamasındaki Kanal İstanbul, Montrö ve Lozan ilişkisi kullanılarak yapılan spekülasyona son vererek Lozan'ın milletimize iyi anlatılması, 1 milyon 200 bin kilometre karelik toprağımızın bu anlaşmayla kaybedilerek 780 bin kilometre kareye düşüren zihniyet açıklanmalıdır. Kanal İstanbul'un bir an önce tek taraflı değil çift taraflı olarak geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Çanakkale Boğazı'nda Soros Körfezi'ne inen bir boğazla Montrö Antlaşması'nın alternatifi kanalların oluşturulmasıyla Türk Devleti'nin elini güçlendirmesi zaruridir, elzemdir, kat'idir. Türk milleti Cumhurbaşkanı'nın bu projelerini desteklediğini verdiği oylarla göstermiş ve Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu kanalların acilen açılmasını ve buna karşı çıkanların da tespit edilerek bütün paralel yapılarla birlikte devlet kurumlarından vatandaşlıktan çıkarılmasını hukuk sistemi içinde karar alınarak milletin malı üzerinden beslenip millete düşman olanların kanuni süreçler içinde mallarına el konulmasını ve bir daha yanıldık, aldandık, aldatıldık vesaire dememesini yapılacak icraatleri beklemektedir. Vesselam. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu köşemde yazılı ve sözlü medyada geçmişten ibret alınması noktasında defalarla uyardık ve yazdık. Akit TV'de Bilgi Savaşları programında haber müdürümüz ve genel yayın yönetmenimizle yaptığımız programda Türkiye'mizde seçilmişlere tekrar 15 Temmuz gibi bir darbe teşebbüsü değil, iması bile yapılsa tankların önüne öfkemizle çıkarız dedik. Türkiye'de emirlerini dışarıdan alan her an hazır bekleyen kriptolar vasıtasıyla düğmeye basılmış ve 400 bin tweetle tarafıma sanal saldırı yapılmıştır. 56.sı yapılan bu saldırı da takipsizlikle sonuçlanmıştır. Devletin içine yerleşmiş planlı, maksatlı, gizli kriptolarla ilgili her an size de bu saldırılar yapılabilir diyerek bu gizli yapıyı ve savunucularını açıklamıştım. Ve çözüm yolunu da ulusal gazetede 10 defa yazarak göstermiştim.
Tek çözüm yolu kanunla suçu sabit olan bu kişilerin özel ve kamu kurumlarından, üniversitelerden hatta öğrenci ise öğrenciliklerinden son olarak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından bütün mevki, makam, mal, rütbeleri ellerinden alınarak çıkarılmaları elzemdir, zaruridir, kat'idir. Her zamanki gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki körler, sağırlar birbirine ağırladı ve bugünlere gelindi. Bu darbe teşebbüsleri şeytan aklının emrinde, organize ve uzun süreli A, B, C'den Z'ye planları olan komplike ve uluslararası bir yapınındır ve hedefi dünya ve Türkiye'nin umudu Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmektir. Recep Tayyip Erdoğan gerekeni yapmalıdır. Türkiye'de bu idare-i maslahat düşüncesi terk edilmezse maslahat yapacak vakit ve belki idare de kalmayacaktır. Bu da alınabilecek radikal kararlarla mümkündür. Haklıya bugüne kadar verilmeyen hakları verilecek. Haksızın da kellesi alınarak 2023 hedeflerine ulaşılabilecektir. Yoksa bugüne kadar haksızlığın hakim olduğu, şeytan aklının güdümündeki bu sistem, hakkı savunanların kellesini almaya ve darbe teşebbüsüne bugün de olduğu gibi devam edecektir. İbni Haldun mukaddimesinin girişinde tarihin zahiri açıkça görülen anlamı dışında bir de saklı anlamı olduğuna dikkat çeker ve der ki tarihin içinde saklanan mana ise incelemek, düşünmek, araştırmak, hadiselerin vuku ve cereyanının sebep ve tertibini inceleyip bilmekten ibarettir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kere daha düşünüp araştırmaya davet ediyoruz. 2021 Mehmet Akif Ersoy yılı. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, artık çözümleri başka yerde ve kişilerde aramayalım. Akif ünlü şiirinde kurtuluş ve çözüm için şöyle yol gösteriyor. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Lütfen ibret alalım artık. Yanıldık, aldandık, aldatıldık demeyelim. Günümüzde uluslararası ilişkilerdeki yalnızlığımız. İbni Haldun ve Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ve Ebu Müslim Horasani'nin Emevilerin yıkılışıyla ilgili her türlü ittifakta bir strateji ilkesi olan şu iki sözüyle beraber düşünmeliyiz diye Türk milleti adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha tekraren İbni Haldun'un mukaddimesinin özeti olan devlet yönetmedeki fazilet noktasında ABD Devlet Başkanı Reagan'ın bile iki defa üst üste seçim kazanmamdaki sır İbni Haldun'un mukaddimesidir dediğini hatırlatıp dünyadaki ve Türkiye'deki mazlumların ümidi olarak sizi şahsım ve milletim adına bir kere daha düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya inşallah bu sefer gecikmeden alınacak istikametli kararlar, ehliyetli kadrolar noktasında da muvaffakiyet diliyoruz. Size düşman olanlara yaranmaya çalışır ve dostlarınızdan uzaklaşırsanız onlar size dost olmaz. Fakat siz dostlarınızı kendinizden uzaklaştırırsanız işte o zaman düşmanlarınızın avucuna düşersiniz. Onlar Emeviler zararından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Düşmanlarını kazanmak için yakınlarını aldılar. Yanlarına aldıkları düşmanları dost olmadığı gibi uzakta tuttukları dostları da düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu. Tarihin her döneminde bir Emevi iktidarı ve bir Ebu Müslim vardır. Ve her dönemde de Ebu Müslim'i sırtından vuracak iktidar yanlıları vardır. Gerçek Ebu Müslimlere sahip çıkınız. Bir gün sahip çıkacak Ebu Müslimleri de yanınızda bulamayabilirsiniz. Tarih tekerrürden ibarettir. Basiret bu hakikatleri görebilmektir. Tarih bunları görebilenleri hayırla, göremeyenleri de lanetle ve ihanetle kayıt düşmüştür. Rabbim sen bizleri içimizdeki gafiller sebebiyle helak eyleme. Amin. Son sözümüz. Başımızdakilere tekrar tekrar işledikleri bu hatalardan ayılabilecek, yıkılmadan önce bu necip Türk milletinin ellerine verilen kutsal ilahi kelimetullah davamıza ulaşabilmemiz için bir kere daha fırsat ver.
2023-53'e giden aydınlık yolda yeniden diriliş için feraset ve yol arkadaşları nasip eyle. Amin ve selam.